12. yılında Sinaner Grup Golf Turnuvası'nın adını eşimin anısına Atilla Sinaner Golf Turnuvası olarak değiştirmiş bulunuyoruz. Bu turnuva Atilla için ne kadar önemliydi biliyorsunuz. Biz de onun değerli anısını nesilden nesile yaşatmaya söz verdik. Bunun için çalışıyoruz. Siz değerli basın mensubu arkadaşlarımız da Atilla Sinaner Golf Turnuvası'na katılımlarınızla bizleri onurlandıracaksınız. Organizasyonla ilgili bülteni önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşacağız. Geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Ne oldu? Serbest bıraktılar mı? Hı hı. Eve gitti. Gazetecilere yakalanmadınız inşallah. Yok. Soruşturmanın gizliliği için zaten emniyet merkezine yanaştırmıyorlar. İyi bari. Bir de onunla gündeme gelmeyelim yani. Simay tutuklandı mı? Bilmiyorum. Sorgusu devam ediyordu. Merhaba. Barış'la konuşabildin mi? Henüz değil. Ya biliyorsunuz durumları. Fırsatım olmadı. Bir an önce konuşsan iyi olacak ama. Burak hiç vakit kaybetmemiş. Buraya da üye olmuş. Bugün öğrendik. Düşündüğümüzden daha tehlikeli olacak belli. Önce çevremize kendini kabul ettirecek, sonra sınırlardan içeri sızmaya çalışacak. O çok çabuk hareket ediyor ama biz Barış'la hala iletişimi sağlayamadık. Hoş. Sağlasak da ne faydası var onu da bilemiyorum ya. Burak'ı uzaklaştırmak için bütün yetkileri vereceğinizi söylemiştiniz. Hı hı. Tamam, göreve hazırım. Ha şöyle. Desteğini esirgemeyeceğini biliyordum. Teşekkür ederim. Şunun yerini değiştirebilir miyiz? Tabii efendim. Bir de öyle göreyim. Merhaba. Merhaba. Hoş geldin. Al şunları çok ağır. Yine neler aldın? Evine uyacağını düşündüm, birkaç şey aldım işte. Bu gidişle zaten bana oturacak yer bile kalmayacak. Abartma. Nasıl gidiyor? Kolayladı mı? Biraz. Ha. Otelden aradılar, sana gelmiş. Sinaner'lerden mektup var. Çok merak ettim ne olduğunu. Bunları nereye yazdım istersiniz? İçerideki odaya bırakın. Peki. Kötü bir şey mi? Özetle sermaye artırımına karar vermişler. Kriz masasının bu kadar çabuk toparlanacağını düşünmemiştim. Oyunun içinde ne kadar varsın diye soruyorlar. Sermaye artırımına katılamadığım için hisselerim düşecek. Kesin Güney verdi bu aklı. Bak, ne Ebru Hanım ne Barış. Asıl dikkat edilmesi gereken kişi Güney. Bu ne içinde? Size de verilen hisselerle ilgili hukuki süreci yönetmemiz için bize vekalet verdiğinizi bildiren belge. Hı. Yeni görev kanamamızla birlikte yetki dağılımımızı çalıştığımız kurumlara tebliğ etmemiz için. Her şey ne kadar hızlı hazırlanmış. İmtiyazlarınıza dayanan istisnai bir durum. Harika. Yani benim başarısız olma gibi bir lüksüm yok.
Hayatımda ne olursa olsun başarmak zorundayım. Kendini buna şartlama. Yani sonuçta başarısızlık da bir tecrübedir. Evet ama ben kazanarak öğreneceğim hayatı. Zor bir hedef. Zor ama imkansız değil. Yıpratıcı. Bedelini ödemeden yükselemezsin. Ben de gerekirse bedelini ödemeye devam edeceğim. Ama şunu iyi biliyorum ki doğduğum yerde ölmeyeceğim. Yani hayatım o küçük mahalleyle kısıtlı kalmayacak. Bakma öyle. Şu an anlattıklarım sana içi boş, büyük sözlermiş gibi geliyor olabilir ama... ben gerçekten güçlü bir adam olacağım. Gerçekten. Bu hırsından korkmalı mıyım? Hayır tabii ki. Ya ben sadece zayıf biri olmak istemiyorum. Eğer güçlü olursam ömür boyu sırtında taşıyamayacağın kamburların olmaz. Bitmeyen vicdan azapları, taşınamayan yükler beş parası insanlar içindir. Parayla bunları yok edebileceğini nereden biliyorsun? Zayıfsan ezilirsin. Ömrün boyunca ödeyemeyeceğin borçların olur. Ama zenginsen bedeli olmayan bir borç yoktur. Şimdiden çok borcum varmış gibi konuşuyorsun. Yani beni anlamakta zorluk çekiyorsun biliyorum. Ama Banu, sen benim hayatımın tepe noktasısın. Ve benim yükselişimi de sen göreceksin. İşte o yüzden bu ilk noktamı da görmeni istiyorum. Bak, çok etkilendim. Başarıya heves etmen çok güzel. Üstelik ben bunu başaracağına da inanıyorum ama... hırsın... mutlu olmak için kötü bir motivasyon. Sırtın yerdeyken ayağa kalkabilmek dünyadaki her şeyden daha önemlidir. Cemre'den de mi? Ama o başka. Hepimiz için hayırlı olsun. Teşekkürler. Artık bu şirkette Banu ve benimle aynı yerdesin. En önemli kişilerden biri oldun. Sorumluluğun da bir o kadar arttı. Güveninizi boşa çıkarmayacağım. Hepimiz bunu istiyoruz. Tebrik ederim. Hayırlı olsun. Teşekkürler. Tepe noktasına ulaştın. Artık güçlüsün. Ama ben senin daha yukarılara çıkacağını biliyorum. Umarım. Yükselişini en iyi ben göreceğim. Artık daha başarılı olacağına hiç şüphem yok. Güvenin için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.